عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث درجات وثلاث كفارات. Aleyhisselatü Vesselam buyurlar ki üç şey vardır ki Müslüman kurtarıcıdır. Üç şey de vardır ki onlar helak edicidir. Üç şey vardır ki derece almaya, Allah indinde derece almaya, makam almaya vesiledir. Üç şey de vardır ki günahlara kefarettir, günahlara affına vesiledir. Demek ki üç şey münciyat, kurtarıcı, üç şey mühlikat, felakete götürücü, üç şey derece alıcı, üç şey de günahlara kefare. Peki bu münciyat olanlar hangisi? Yani insanı kurtaran şeyler hangisidir? Emmel münciyat, fahşyetullah teala sirri vel alemiyeti. Evet, birincisi gizli olsun, açıkta olsun, daima Allah'tan kork. Yani Allah'ın emirlerine saygı, sevgi ve Allah'ın haram kıldığı şeylere girmeyerek, yani Allah'tan korkun. Haşyetullah ta'ala. Ki ondan korkacak ve ondan, yani emirlerine riayet edecek. Gerek açıkta olsun, gerekse gizli de olsun. وَالْقَسْتُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى. Gerekse fakirlikte, gerekse zenginlikte. Efendim, Allah'ın rızasını daima takip edip ondan efendim şey etmemek, gerek şeyde şımar olmak, zenginlikte, gerek fakirlikte de o fakirlikte sabredip Allah'ın emirlerine riayet edip. وَالْعَدُّ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ. Evet. Ve aynı zamanda gerek insan kızdığı zaman, gazaplandığı zaman, gerekse sakin olduğu zaman, hiçbir zaman adaletten ayrılmamak. Adaletten ayrılmamak. Allah rızası, demek ki Allah rızası hareket etmiyor. Yani Allah'ın emrettiği şekilde. Bakın buna en güzel örneği Hazreti Ali'den veriyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh muharebe esnasında bir kafiri yere atıyor. Tam kılıcı çekip azabı öldüreceği zaman kafir ona tükürüyor. Evet. Ve hemen bırakıyor. Bakın çok en kritik an yani. Çünkü adam zaten derhal kalk diyor. Ne oldu diyor. Niye beni bıraktın? Diyor, sen tükürdün. Ben iddete geldim. Bu anda ben seni kesseydim, öldürseydim, nefsimin iddeti için öldürecektim. Allah için olmayacak. Fakat biz her şeyi Allah için yaparız. O da diyor ki madem dininiz bu kadar halistir, o din haktır dedi ve şükür bu. Ama öyle bir andır ki bunu her adam, her zaman, her anda yapamaz. Bir de tükürmüş. Hem tükürmüş hem de ayak altında. Evet. Bunu sen mi yaparsın bunu? Değil mi de? Onun için bakın çok mühim. Gerek adalette, şey galapta, gerekse sükunette Allah'ın emrinden ayrılmak adalet. Adalet çok mühim. Yani bu mülkün biliyorsunuz, mülkün esası adalet. El-adaletü esası mülk. O manası. Demek ki bugün yani hükümetin, milletin şeysi adalet ne olur? Yoksa Allah korusun adalet gitti mi her şey mahvolur. Onun için bunu Cenab-ı Hak tatbikini bütün memleketi insan görsün. Maalesef adalet
Evet. Ben ben mühlikat. Peki insanları helakete götüren, yani çaylar gelsin, geçsin. Tamam. Evet. Helakete götüren şeyler nedir? Bir, feşhüsün şedîd. Şiddetli bir cimrilik. Cimrilik, pintilik. Yani doğrudan doğruya hiçbir kimseye bir şey vermeden hep benim, hep benim, hep benim deyip efendim böyle cimrilikle cimrilikte oluyor. İnsanı helak edebiliyor. Ve hevet müttebe'un. Heva denen insanın nefsani, şehvani şeylere tabi olması. Nefsani, şehvani şeylere. İnsan mağlup oldu mu Allah korusun felak edilir. Demek şehvani. Ve bugün maalesef o şehvani şeyleri, nefsani şehvani şeyleri tarif eden çok şeyler var. Başta televizyonlar var. Efendim, internet de kısmen var. Gazeteler var, mecmualar var, dışarıdaki vaziyetler var. Bugün o gençlerimize Allah yardım etsin. Yani o şehvani şeylere kapılmasınlar. Bak çok zor ve maalesef demin dediğim gibi kan kaybediyoruz. Bugün o şeylerde şey olduğu için, serbest olduğu için o gayrimeşru şeyler, yani bakıyorsun çok büyük felaketler oluyor, çok gençler kayboluyor. Demek ki heva, heva-i mütteba, nefsani şeyvani şeylere kayboluyor. İcab-ül harf fi nefsihi, üçüncüsü de, insanın kendini beğenmesi. Efendim işte ben şuyum, ben şöyleyim, ben böyleyim diye kendini beğenmesi, gurur ve kibir. Bu da insanı helakete götüren, zaten biliyorsunuz, şeytanın da efendim Allah'ın huzurunda olması, o gurur ve kibirle. Efendim, sen Adem'i şeyden yarattın, topraktan ben ateşten, ondan daha kurtulayım. Yani şey diye, şey diye, Allah'ın rahmetine kurulur. Evet. Ve derecat insanlara derece kazandıran şeyler neler? İfşa-ü selam. İfşa-ü selam. Daima selam vermek. Tanıdığına tanımadı. Allah rahmet etsin. Sadullah Mutlar vardı. Doktor. Konyalı. Hemen böyle bu karşıdan geçerken herkese selam aleyküm, selam aleyküm, selam aleyküm. Tabii bazı cevap verir bazen. Hatta Aysan'a diyor, cevap vermesin herhalde. Melaikeler sana cevap verir. İfşa-ı selam. Ve tam mutfağı daima yedir. Kim olursa olsun yedir. Yani onun karnına ürdüğünde inşallah o hayra gider. Çünkü senin niyetin hayır. O gücünü, kuvvetini hayırla kullanır. Sen ondan sağlar. Bakın bir kıssa arz edeyim. Şimdi Hazreti hep içelim hem şeyde. Hazreti İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz çok cömert. İnsanların en cömertlerinden birisi. Hatta bakın bir hadis-i şerifte diyor ki Aleyhisselam naklediyor. Ya İbrahim diyor seni ben neden halilim, dostum diye seçtim? Niye biliyor musun? Neden seni dostum diye seçtim? Bilmiyorum ya Rabbim. Senin bulunduğun devirdeki bütün insanların kalplerine baktım. Bütün insanların kalplerine baktın. En cömert kalp seninkini gördüm. Bakın demek ki cömertlik ne kadar büyük bir şey. Ne bak bizi o cömertlerden de bir şey aldık mı hemen? Ver. Allah razı olsun. Ama sana en cömertlerden bir başında ben kim geliyor? Aysa Aleyhisselam. Demek ki sen en
Halbuki bütün insan içinde. Diyor ve seni kendime halil. Doğru mu? İşte demek ki bu renkli şey geliyor. Bir gün bir misafir geliyor ama yüzü kirpas içinde, bütün gırtlar, saçlar, sakallar uzamış, böyle acayip bir kirpas içinde kıyafet misafir geliyor işte. Hazreti İbrahim'e kimsin diyor, necisin, ne hangi dindensin? Ben mecusiyim. Hadi git diyor. Sen ne oldun? Kabul et. Sen mi? Kabul et. Yok, senin için. Cenab-ı Hak'tan itaat geliyor. Ya İbrahim, 40 senedir ben ona bakıyorum da, sen bir gece bakamadın mı? Cenab-ı Hak, bulacaksın, onun gönlünü alacaksın. Nihayet yaram düşmüş. Arıyor 2-3 gün sonra bir yerde buluyor. Ya kardeşim sen. Yani bak bunlar misaldir yani ki. Maksat ondan sonra yani maksat bakın Seyyidina Hazretleri derler ki şimdi medresede talebeler karavana çıkıyor. Herkesin önünde bir tabak, önünde bir kaşık. Başka yok. Bir, yine bir misafir geliyor. Saç sakal karışır. Böyle şey bir vaziyet. Perişan bir vaziyet. Kimse onu talebeler hadi git 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 diyorlar. Kimse onu şey etmiyor. Yanına yanaştırmıyor. Mevzan Hazretleri gel. O da orada. Ne dedi? Gel diyor. Ondan sonra o geliyor. Kaşık bir tane. Yani Mevzan Hazretleri bu kaşığı alıyor. Onu alıyor. Bir kaşık da böyle böyle efendim ondan sonra meğer Hızır Aleyhisselam tabi üstadından sonra Cenab-ı Hak demek ona o ilim o şeyi oradan Cenab-ı Hak onun için hakikaten gelirin yani yir'i'amu ta'am ve salatu billey ve nâsus diyemûn. Bakın üçüncüsü de en birinci selam, ikincisi taam, üçüncüsü de gece namazı. İnsanlar uykudayken sen kalkıp da iki reket, dört reket, altı, sekiz reket bir namaz kıldın mı ki bu rüya olmuyor içinde. Neden? Herkes uyuyor. Efendim yani bir gösteriş yok. Sen sırf Allah'ın rızası için uykunu terk etmiş o güzel uykuyu. Ondan sonra belki bazen efendim sıcak olur, soğuk olur, şu olur. Bütün şartlara rağmen sen o da Allah'a emanet namazın Allah indinde arzlardan sonra en kıymetli namaz bir namaz. Düşünün. Kabir karanlık. Neyle ışık olacak? Gece namaz. Öyle şey. Hazreti şey neydi bazı diyor ki o gecelerde kıldığımız renk açıklar var ya bizim burada ışık oldu, nur oldu. Cenab-ı Hak gece namazını kılmayı nasip etsin. Abi Ramazanlarda kolay oluyoruz. Daha sonra biraz sahara kalkıyoruz. Efendim, insan alışsa evet. Ramazandan sonra da devam eder. İnşallah, inşallah. Alışmak lazım. Sonra bu alışmaktan başka insan şöyle oturup bir kendi kendine düşünüyor. Ben neyim? Nereden geldim? Evet. Etrafta çoğun çocuğun mal kızlar arasında hatta var çoğun çoğun olsa yalnız kabre gidiyor. Yalnız kabre gidiyor. Bundan sonra burada arka buluşan ruhu ve amel. Kabir, amel sanıyor. Sen ne işin? Sonu görüyorsun. Fakat emin ol ben bazen bakıyorum kendi şahsına. Evet, diyorum Allah'a zikredeyim. Bir de dalmışım. Bu 2-3 saat, 5 saat geçmiş. Allah'a da var. Buyurun. Ve efendim, Aleyhisselam buyuruyor ki
bir adam cennete de girse diyor, cennete de girse, Allah'ı anladığı her an için ah diyor. Neden? O sen Allah'ı anladın mı? Allah seni anladı. Eskürün ya, eskürkün. Siz beni alın, ben sizi anlayayım diyor. Çünkü kainatın sultanı, kainatın yaratan Allah-u Teala bizi anlaması ne demek? Sen onu anlarsın. Niye anlayalım reisler? Abi bize öğretmişler ya, hani böyle anmaktan gaflet ettiğiniz zaman evet. Kehf suresindeki ayeti okuyun diye. Ya işte Allah razı olsun, ben hatırlattım onu. Neydi o? Hani başını hocam okusun. Neydi o? Abdullah Bey. Asla. Evet. Hatta en yehyen Rabbim. Vezkur Rabbeke ezerine seyitte ve kul. Vezkur Rabbeke ezerine seyitte ve kul asa yehdiyeni Rabbi ve akraba min hâve raşid. Demek ki bir daha okuyayım baştan. Vezkur Rabbeke ezerine seyitte. Vezkur Rabbeke ezerine seyitte. Sen Allah'ı unuttuğumuz zaman yine Allah'ı zikret. Tabii. Ola ki Ola ki Allah beni en güzel hakka yoluna irşad eder. Yani bir daha unutmam diye orada bir şey olur. Yani o niyetle okununca inşallah gaflet ettiğimiz zamanlar da zikir gibi olur diye. Çünkü unuttuğumuz zaman söyleyin diyor ya. Yani unuttuğumuz zaman söyleyeyim. Evet. Ben ona şöyle bir yok. Evet abi. Şimdi bilgisayarcılar kardeşler iyi bilir bunu. Şimdi bakıyoruz ki şeye atıyor, çöpe atıyorlar. Evet abi. Fakat çöpe attıklarına bir daha basıyor, çöpten çıkıyor. Değil mi? Şimdi yahut da bakıyorsun ki arada bazı boşluklar olmuş, bir şey yazıyorsun. Boşluklar olmuş. Hemen bir komuta basıyorsun, bu boşlukları doldur diyorsun. Anladın mı? Benim bilgisayar oldu. Şimdi, ya Rabbi, benim ta doğduğumdan şu ana kadar, seni anmadığım, seni zikretmediğim anları, Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Yani bunlar, o boşlukları, sen rahmetinle niyaz ediyorum, o boşluklarını doldurun. Ola ki doldurun, değil mi yani? Nasıl ki bilgisayar, Cenab-ı Hak rahmet eder. Onun için niyet, niyet miyim? Onun için inşallah o geçen şeyler, geçen boşlukları insan telafi edebilir. Tam benzetme uydu abi. Cenab-ı Hakk'ı anmadan geçirdiğimiz zamanlar çöpe atılmış zamanlar. Evet. Yani bunları çıkarıyor da. Yani bunlar mühim şeyler değil mi? Öyle. Çünkü hakikaten bize lazım. Öyle. 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 Ya. Bakın o dokuzuncu sözde ne diyor? Namaz için. Namaz nedir? Bakın Cenab-ı Hak o kadar bizi seviyor. Vallahi insanı tanıyor yani. Tanıyor. Neden mi tanıyor? Allah-u Teala ey kulum diyor. Ben seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Değil mi? Böyle bir adet-i kerime var. Yani daha başka Ramazan hakkında. Yani Allah-u Teala bunun üzerinde kendi sanatı, bu sanatı hiçbir kimse yapamaz. Bir gözü kimse yapamaz. Bir kulağı kimse yapamaz. Bütün teknoloji değil mi? Allah'ın sanatıyız biz. Onun eliyle yapamıyoruz. Kudret eliyle. Onun indinde kıymetimiz var, şerefimiz var. Bütün mahlukat üstüne birbirine kumluluktan vermiş. Şimdi böyle makam verilmişken düşün insan Cenab-ı Hak buyurur ki ey kulum diyor. Ben seni seviyorum. Günde 5 defa gel görüşelim. Gel sohbet edelim. Günde. Ya kimle sohbet edeceksin? Bugün
bir bakan bir efendim bir zeki bir randevu verse koşar ama randevuyu kaçırmayayım. Değil mi? Evet abi. Sakıyorsun işte beş vakit namaz Allah-u Teala'nın gel görüşelim dediği zaman sohbet. Sohbet-i ilahi. Değil mi? Üstad diyor ki işte orada namaz bir sohbet-i vakiye bir saadet-i zahir. Daimi bir sohbet olur. Daimi bir sohbet. Nasıl ki kamera yanında olsa 100 sene sonra bile o öyle ki artık hatta birçok alemlere de sirayet ediyor. Yani onun tarifi çok büyük. Yani. Anladın mı? Yani doğrudan doğruya Cenab-ı Hak ahirette de ey kulum gel. Ama yani ruh, akıl, bütün detayı oraya odaklandığı zaman öyle bir namaz ki işte o ben üstadın namazını öyle gördüm. Öyle bir namaz kılıyorduk ya. Ya bak hepimiz o şey namaz kılıyorduk. Üstad tabii girerken namaza böyle çekinerek korkarak izleyerek böyle bir müddet duruyor. Böyle bir rabıta gibi bir yapıyor. Sonra tam bazen şey demiyor, efendim o komutan konsantre dedikleri var ya, ne olabiliyor? Al, Allah'u ekber diyor, ondan sonra diyor, baş düşüyor, bal diyor. Hatta bazen artık hareketleri de şey demiyor. Soruyor canat, kaçın diye soruyor. Neden? İşte o yüzden, ne bak, böyle ne oldu? Değil mi? Yoksa dünyevi işler bakıyorsun. Yok şuraya gitti böyle oldu falan. Yani orada ya, şey olmayan şeyler hafif sana da olmaz. Sen kimin olabilirsin? Değil mi? Şimdi sen diyelim ki bir şeyin bakalım konuşuyorsunuz. Bir arkadaşın geldi. Ondan sonra efendim şöyle oldu mu böyle oldu mu? Kardeşim git ya başımdan. Şimdi şu adam değil mi? Dersin ya. Peki bir de Peygamber esasen huzurunda olsa biz artık o huzurdan kalkmak ister mi? Şimdi ben birisine bir tane ismini söylemeyeceğim. Dedim ki sen bir Peygamber'in huzurundasın. Sohbet ediyorsun. Birisi geldi dedi ki yav dedi kulağına milyonluk efendim ihale saati geçiyor. Ne yaparsın? Dedi ya hemen çıkarım. Şey ederim mi? Olmaz. Evet. Ya oradan milyonluk ihale. De ki ya. Değil mi? O şaka yapmış ha. Yani inşallah. Şimdi diyeceğim bir sohbeti bakiye namaz bak. Evet. Namazı tarif edeyim. Bir saadet-i daime. Bu eskiler okuyorduk, okuyordu ama emin ol böyle çok okuyunca sanki okyanusun içine dalıyorsun, oradaki pırlantalar, oradaki mercanlar, oradaki yerler. Bak mesela yine orada diyor ki şey nedir? İnsanın ruhu diyor. Ruh nedir? Ruh. Ruhun çok tarifleri var. Orada bir tarifi diyor ki ruh bir cemal-i vakiye müştak, müştak aşık. Cemal-i vakiye müştak, bir ayna. Allah'ın cemali. Allah'ın cemali ne demek? Bunun tarif imkanı yok. Erkekler, cennetli olan erkekler, muayyen bir zamanda, cemal-i hak, muayyen bir efendim, mekana gidecekler, harepte. Orada Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyredecekler ama kendilerinden geçecekler. O kadar bir cemal Cenab-ı Hakk'ın güzelliği esmasının güzelliği bu hadis-i şerifte ayrıca geldikleri ama sarayların ve kadınların onları diyor o kadar muralileşmiş o kadar bir güzel hal almış ki tanıya adam demiş bu neydi yok demedi şey diyor. Anılabilir miyim diyecek? Anılabilir miyecek değil mi?
Artık şimdi sorma orayı. Geçen bir anılar dedin, neredeyse şey oldu. Hadi siz öyle diyor, ne diyorsun? Hani programda da problem olmuştu, hatırlarsınız. Oldu? Programda da problem olmuştu diyor. Hanımlar itiraz etmiş. Ama ben hadis-i şerifi anlatıyorum, orada bir hanımlar yok ki be. Aynen öyle diyor, hanımlar saraylarına döndükleri zaman onlar öyle. Ben ne diyeyim şimdi hanımlar da diyemem ki ben. Onlar da dilemi görsünler canım. Abi zaten evvel biz hadis okuduk abi. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cehennem bana gösterildi diyor. Evet. Ekser ahalisi diyor. Yani evet, evet. Bunlardan abi. Yani. Onun için şimdi ekser ahalisini kadınlar gördü diyor. Evet. Cennetinde ekser ahalisi. Bakın İnsan aslında Allah'a aşıktır. Aşık olarak yaratılmış. Fakat dünyevi olan suretler, tatlar, geçişler, gelişler, dünyeli haller bizim o aşkımızı perdeliyor. İşte o perdeyi kaldıran başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra efendim sahabelerin büyükleri. Ondan sonra Evliyaullah. Efendim bakıyorsun. Allah aşkıyla sizinden geçiyor. Anladın mı? Onun için yani esasında bizim ruhumuz biliyorsun yani dramatik diyor ki kalp beyti hudadır Allah'ın evidir. O kalbi temiz kıl ki diyor. Her şeyi oradan çıkar. Ta ki o kuş senin yürüyüşüne Cenab-ı Hakk'ın şey yapıyor. Çok güzel bir kasıt yaptınız öyle. Değil mi? Biz de bunun için bir cemal-i bakiye müştah bu aşkımızı efendim şey yani doğrudan doğruya aşkımızı ne dediler bana? Canlandırsın ve o doğrudan doğruya daima bizimiz Allah'ın emri, Allah'ın rızası olsun.